Arkadaşlar merhaba. Bugün aslında çok enteresan bir şey yapacağım. Hiç daha önce kanalımda yapmadığım bir şey. Bir parçanın analizini yapacağım. Ama bu form analizi değil. Biraz akor seçimleriyle ilgili armonik bir analiz olacak. Öyle çok enteresan değişik durumlar olduğunu düşünüyorum bu parçada. Özellikle sadece bir parçada değil, yani Pearl Jam'in Black parçasından bahsediyoruz burada. Ama sadece bir parça özelinde değil, aslında grunge tarzında yapılan bir olay bu. Bir armoni tercihi diyelim. Grunge tabii ki sound'uyla, şarkı sözleriyle öne çıkan bir müzik tarzı. Pearl Jam de onların önde gelen gruplarından biri bu tarzın. Fakat sadece bu sound ya da sözlerle ilgili bir şey değil, aynı zamanda armonik olarak da bir şey var burada. Grunge gruplarının yazdığı parçalarda bu çok kullanılıyor. Onunla ilgili ben size şimdi bir şeyler göstermek istiyorum parçanın özelinde. Siz de bu tarz müzik yazıyorsanız size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Aslında Kaan isimli öğrencim bana yardımcı oldu bu konuda. Dün Skype dersinde böyle bir şey yapabileceğimi söyledi. Benim de aklıma geldi. Hangi parçayı yapabilirim falan diye düşünürken bu parçayı yapmayı düşündüm. Çünkü içinde çok değişik armonik şeyler var. Belki model interchange denilen şey olarak da görebiliriz bunu. Ya da direkt modülasyon da olarak görebiliriz. Farklı tonların kullanımıyla ilgili. Şimdi istiyorsanız parçaya bakalım. Siz de kendi parçanızda bu şeyleri kullanabilirsiniz diye aslında böyle bir şey yapalım istedim. Şimdi geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk etapta parça aslında mi majör gibi gözüküyor. E akoruyla başlıyor ve bu düzenekte gidiyor. Daha sonra la majöre gidiyor. Yani dördüncü derecesinde mi, fa, sol, la. Dördüncü dereceye gidiyor. İlk kısım sürekli bu akorlarla geçiyor. Mi majörün aldığı akorları görürseniz arkadaşlar, yazarsanız zaten göreceksiniz ki dördüncü akoru la majör. Zaten o zaman ne düşünüyoruz? Diyoruz ki bu parça mi majör. Ama parçada enteresan olan bir şey ve işte dediğim gibi grunge tarzında çok kullanılan şeylerden biri. Parça bir anda başka bir tona gidiyor. Mi minöre gidiyor. Şimdi bunu neden yapıyor, nasıl yapmış onunla ilgili konuşacağız. Şimdi parçanın ilk kısmını, mi majör olan kısmını ben biraz çalayım, duyun. Mi majör olduğunu anlayın istiyorum çünkü. Mi majör, la majör. Dörde gitti. Birinci derece. Dört. Yine aynı gidiyor gördüğünüz gibi. Sonra do majöre gitmiş. Do majör hiçbir şekilde mi majör tonunun içinde olan bir akor değil. Ne oluyor? Aslında do diyez minör var. Mi majörün içinde. Altıncı derecesi olarak. Mi, fa, sol, la, si, do diyez. Eğer yazarsanız zaten göreceksiniz bunu. Do diyez akorunu alır aslında mi majör. Ama ne yapmış arkadaşlar Pearl Jam? Do majörü koymuş. Şimdi bu neden yapıyor? Do majör akoru aslında mi minörün içinde olan bir akor. Yani mi minörün altıncı derecesi do majördür. Böyle olduğu zaman arkadaşlar aslında bizi mi minöre hazırlıyor. Burası bridge gibi bir kısım, bridge diyebiliriz buraya, köprü kısmında. Direkt do majörü bize veriyor ki mi minöre hazırlıyor bizi. Ne yapmış aslında burada besteci? Öyle de bakabilirsiniz. Mi majör içindeyken bir anda mi minörden bir akor araklamış diyebiliriz. Yani 6. dereceyi do diyez minör yapacağına do majör yapmış. Böyle bakılabilir. Mi majördeyken mi minörden akor almış, çalmış, koymuş. Böyle bakabiliriz. Bu birinci bakış açısı olur. İkincisi de arkadaşlar direkt aslında modülasyon yapmış diyebiliriz. Başka bir yere taşımış parçayı, mi minöre taşımış diye bakabiliriz. Her iki durumda da aynı şey aslında. Nasıl baktığınızla ilgili. Ben akor, genelde akor aldığını düşünerek böyle şeylere yaklaşmayı seviyorum. Çünkü o zaman modülasyon direkt öyle devam ettiği durumlarda söz konusu olabilir. Ama direkt siz yazdığınız bir parçada direkt bir akoru değiştirerek de bunu yapabilirsiniz. Ne demek bu? Parça mi majör gidiyor. Bakın grunge'da çok kullanılan bir akor kalıbı aslında. Bunu yapmış, do majör yokken
araya do majörü koyuyor. Normal do diyez minör olması gerekirken 6. derece. 6. dereceyi do majörü çalmış mi minörden. Ve la majörü sonra yine mi majör 4. derecesine gitmiş. Yani düşünsenize. Direkt o tarza zaten yakın. Do diyez minör olsaydı hiçbir yerden akor almasaydık mi minörden. Do diyez minör yapmamız gerekirdi 6. dereceyi. O zaman ne olurdu? Direkt zaten tonda kalıyor o zaman. O zaman o grunge hissini anlayamıyoruz. Vermiyor bize. Ama mi minörden aldığımız zaman işler değişiyor. Bunu arkadaşlar aynı zamanda işte paralel modlardan akor çalma durumunda diyebiliyoruz. Yani modal interchange diye de geçiyor. Bu konuya da bakabilirsiniz. Sonra devam edelim arkadaşlar. Do majör yapmış orada. Mi minöre geldi burada. Direkt verdi onu. Mi minöre geçtiğini hissettirdi bize. Do majördeyiz. Mi minör. Direkt mi minöre oturduk artık. Burada mi minör yaptı, yine mi majöre geçiyor. Aynısı. Nakaratta yani arkadaşlar mi minöre gitti. İşte o tuhaflık aslında bence grunge'ın en önemli durumlarından biri. Her grunge parçada bunlar yapılıyor demiyorum ama bu tarz akorlar çok kullanılıyor. Birbiriyle aynı tonda olmayan, ödünç alınmış akorlar. Gördüğünüz gibi re majöre gidiyor sonra. Re majör de mi minörde olan bir akor. Eğer düşünürseniz zaten hesap yaparsanız 7. derecesi olacak. 7'ye gelmiş oluyor. Mi, fa, sol, la, si, do, re. 7. derecede mi minör akoru majör bir akordur. Re majörü koymuş oluyor. Akordum biraz bozuk, kusura bakmayın. 7. dereceyi koymuş oluyor. Yani direkt mi minöre geçiyor nakaratta. Sonra yine verse girdiği zaman mi majöre geçiyor. Yani aslında bu tuhaflık bu grunge hissini bence veriyor çok. O sadece soundla açıklanabilecek bir şey değil bu. Sadece şarkı sözleriyle açıklanabilecek bir şey değil. Tabii ki onlar da var ama bu akor ödünç alma olayı da çok kullanılıyor böyle parçalarda. Arkadaşlar durum böyle. Pearl Jam Black parçasında mi majör gibi giderken bir anda mi minöre geçiş yapılıyor. Dediğim gibi siz de bu tonlardan böyle paralel tonlardan akorları alıp eğer özellikle grunge tarzı müzik yapıyorsanız kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani nasıl yapılmış bu partiler, nasıl elde ediliyor bu akorlar diye düşünüyorsanız yardımcı olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir parça bence. Ve bence bu ilk etaptaki o durgunluk majör olması çok güzel olmuş. Daha sonra minörde coşması nakaratta bence çok güzel bir hava veriyor. Bir kontrast veriyor yani ilk tarafla ikinci tarafa. Sadece sound olarak, dinamikler olarak o kontrastı vermek yeterli olmayabilir bazen. Böyle armonik hareketlerle de bunu yapabiliyorsunuz. Bence çok keyifli bir parça. Umarım işinize yaramıştır video. Bu tarz bazı incelemeler yapabiliriz artık bundan sonra. Kaan teşekkür ederim yine sana bana böyle bir fikir verdiğin için. Umarım arkadaşlar yardımcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz.